هل نأخذ بالأسباب أو لا نأخذ بالأسباب؟ Sebeplerin ardına düşmeli miyiz yoksa sebepleri terk mi etmeliyiz? انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. İnsanlar sebeplerin peşine düşme, bunlara itikad etme hususunda 3 kısma ayrılmıştır. القسم الأول. Birinci kısım. صحيح. Doğru olan. وهو itikad. أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. لديه ألم في بطنه. ماذا يصنع؟ قال أنا أخذ بالأسباب، أخذ شيء من الدواء وأشرب، أخذ شيء من الأعشاب وأشرب، أقرأ على بطني الفاتحة. إما سبب حسي دواء أو سبب شرعي رقية شرعية. هذا الصحيح. إذن إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، إما حسا كالدواء أو شرعا كالرقية، يصح هذا الفعل والله أعلم. Birincisi Allah'ın bir şeye sebep kıldığı hususlara itikad etmektir. Mesela bir adam hasta, bu hususta Allah bazı ilaçları iyileşmesi için sebep kılmış. Bu da Allah'a güvenerek bu sebeplerin ardına düşüp bu sebepleri kullanıyor, ilaçları alıyor ve sebepleri yerine getiriyor. İlaçları her gün kullanıyor. İşte bu şekilde kişinin sebeplere itikad etmesi, meşru olan sebeplere itikad etmesi doğru olan itikattır. Ne? هذا القسم الأول. Birinci kısım buydu. القسم الثاني. İkinci kısım. بعض الناس هدانا الله إياهم. İnsanların bazıları. يضع في البيت أو عند باب البيت أو على السيارة أو على الأولاد أشياء منها. Mesela eve veya arabaya veya kapının önüne bazı şeyler bırakıyor. يضع عين. Göz bırakıyor. كف. El bırakıyor. خرزة زرقاء. نوع من الحجارة لونها أزرق. Nazar boncuğu bırakıyor mesela. Dâkhilha ayn. Ve içinde göz var. Marsum ayn. Gözden ve elden kastımız nazar boncuğu. Nazar boncuğu bırakıyor. Aw yada hadi al-hadid allati tarkab fi rijl al-faras al-hafir. Veya qat'a min al-hadid. Veya atın ayağındaki nalı bırakıyor. Na'am. Aw yada na'l qadima. Veya eski bir nal bırakıyor. Aw ba'd al-khiraq al-qadima al-sawda. Veya eski elbiseleri, siyah eski elbiseleri bırakıyor. أو nazar değmesin. Aw ba'd a'za' min al-hayawanat. Veya insanların hayvanların bazı parçalarını bırakıyor. Aw ra's li-hayawan. Veya insanların başını asıyor. Aw ashya' min al-bahr ya'khudha yada'ha. Veya denizden bazı şeyler alıyor, kapının önüne koyuyor veya evine koyuyor mesela. Aw ba'd al-ashya'. Veya bazı ağaçları ağaçlardan bir şeyler koparıp getiriyor. أو يكتب بعض الكتابات يقول مثلا لا حسد لا حسود كذا. Veya bazı şeyler yazıyor bir yere mesela haset yoktur, hasetçi yoktur. Böyle şeyler yazıyor mesela. لماذا تصنع هذه الأشياء؟ لماذا تضع هذه الأشياء؟ Bunları neden yapıyorsun? Bu şeyleri neden kapına asıyorsun? Neden evine asıyorsun? يقول لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا لدفع العين. Der ki Allah nazarın giderilmesi için bunları sebep kılmıştır diyor bu adam. Nakul subhanallah. Allah subhanahu teala lem yec'alha asbaba li daf'il ayn abadan. Deriz ki Allah bundan münezzehtir. Allah bunları nazar için birer sebep kılmamıştır. Nazarın gitmesi için birer sebep kılmamıştır. Lem yerid la fi kitab ve la fi sunne ve la fi amel as-sahabe ve selef el-umme hada. Bu taktıklarını şey ne kitapta ne sünnette ne de bu ümmetin selefinden varit olmamış bir şeydir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kan ledeyhi beyt ولديه أولاد ولديه دواب لم يصنع شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام. نبي صلى الله عليه وسلم evi vardı, çocukları vardı, aynı zamanda bineği vardı. Ancak buna rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne onların üzerine bir şey astı, ne onların üzerine bir şey yazdı. Bunlardan hiçbirisini yapmadı. من الذي يحفظ هذه الأشياء؟ Kişiyi koruyacak olan kimdir? يحفظ الله سبحانه وتعالى يحفظنا. Kişiyi Allah subhanahu ve teala korur sadece. هذه لا تحفظ بل تضر. Bu gibi şeyler, nazar boncuğu vesaire şeyler kişiyi korumaz, daha çok zarar verir. Aynı zamanda muska da buna dahildir. Ve hâzihi mineşşeytan. İşte bu gibi şeyler şeytandandır. Naam. El-kısmü's-sâlis. Bazı'n-nâs ya'teqid enne hâzihi'l-eşyâ hiye'lletî tenfa' ve tedur min dûnillâh subhânehu ve teâlâ. Ve hâzâ huve'ş-şirku'l-ekber. Sallâfü vesselâmü vallâhu a'lem. Üçüncü kısım da bu gibi şeylerin, nazar boncuğu, muskaların veya nazar değmemesi için kapıya veya eve asılan bazı şeylerin Allah dışında yarar verecek şeyler olduğuna itikad eden kimselerdir. Bu ise büyük şirktir. Bundan da Allah'a sığınırız. Kişi bu şekilde itikad ederse müşrik olur.